Merhaba sevgili gençler. Enzimler soru çözümüyle karşınızdayım. Hatırlarsanız bundan önceki videomda proteinlerle ilgili soru çözümü yapmıştım. Bundan sonraki videomda ise vitaminler ve hormonlarla ilgili soru çözümü yapacağım. O zaman şimdi soru çöz, konu öğren, enzimler test çözümümüze başlayalım. Bir enzimin ortam sıcaklığına bağlı olarak aktivitesi grafikteki gibi değişmiştir diyor. Bu enzimin 60 santigrattan sonra aktive gösterememesinin temelde aşağıdakilerden hangisi ile ilişkili olduğunu soruyor bize. Bakalım arkadaşlar. Şuraya ne diyelim? Ortada bir değer olduğu için mesela 30 santigrat derecelik gibi bir değer diyelim, değil mi? Sıfırdan 30 santigrat dereceye doğru gittikçe tepkime hızı ne olmuş? Tepkime hızı artmış. 30'dan 60'a doğru tepkime hızı ne olmuş arkadaşlar? Azalmış, değil mi? Peki niye bu azalıyor? Enzimler arkadaşlar yüksek sıcaklıkta ne oluyordu? Denatüre oluyorlardı. Yani yapıları bozuluyordu. O yüzden tepkime hızı diye bir şey kalmıyordu gitgide. Bize diyor ki 60 santigrat dereceden sonra herhangi bir tepkime hızının ya da enzim aktivitesinin olmamasının temel nedenini soruyor. Aktivasyon enerjisinin düşmesi enzimlerin özelliğidir zaten. Bununla alakalı değil. Ama ne dedik? Enzimlerin sıcaklıktan dolayı yapıları bozulduğu için oradan sonra herhangi bir enzim aktivitesinden bahsedemeyiz demiştik. Aktivatörlerin çalışmaması, aktivatör dediğimiz enzimin çalışmaması bize zaten enzimin neden çalışamadığını soruyor. Substratın yapısının bozulması diyor. Hayır, burada enzimle alakalı zaten. İnhibitörlerin çalışmaması diyor. İnhibitörler de tepki hızını durduran şeylerdi. Onlar durmazsa zaten, yani onların çalışmaması gibi bir durum olursa tepkime azalmaz, değil mi? Tepkime hızı azalmaz. Zaten bununla hiç alakalı olan bir şey olmadığı için cevabımız B seçeneği olmuş oldu. Aşağıda şekilde enzimlerle kontrol edilen biyokimyasal bir tepkime gösterilmiştir. Bu tepkime ve bu tepkimeleri katalizleyen enzimler ile ilgili hangisi doğrudur diyor. Şimdi X'ten Y oluşmasını sağlayan enzim 1, Y'den Z oluşmasını sağlayan enzim 2, aynı zamanda Z'den de Y oluşmasını sağlayan enzim 2, Z'den T oluşmasını sağlayan da neymiş? Enzim 3'müş. Bakalım öncüllere. Enzimler takım halinde çalışırlar diyor. Yani arkadaşlar X'ten Y, Y'den Z, Z'den de T üretiliyor ya. Yani sen Y'yi üretemezsen ne olacak? Z'yi üretemeyeceksin buna bağlı olarak. O yüzden bütün enzimler ne yapmış? Takım halinde çalışmışlar. Şıklarda bir olmayanı ne yapalım? Eleyelim. Bir enzimin ürünü başka bir enzimin substratı olabilir mi? Yani arkadaşlar burada Z ve Y birbiriyle tersinir bir tepkime olarak çalıştığı için bunlar birbirinin hem enzimi hem de substratı olabilir. O yüzden 2 de doğru cevabımız. Elediğimiz zaman cevap çıkmış oluyor. Yine de bakalım. Bazı enzimler tersinir olarak çalışır. Tersinir olarak kim çalışıyordu? E2. Onu da görmüş olduk. Cevabımız E seçeneği olarak karşımıza çıkmış oldu. Enzimler diğer proteinlerden farklı olarak hangilerine sahiptir diyor. Şimdi arkadaşlar enzimler ve proteinlerle ilgili zaten biz burada kısa bir konu tekrar yapıyoruz ama mutlaka enzimler ve proteinler konu anlatımına dikkat edin arkadaşlar ve oraya tekrar edin. Çünkü bu enzimler konusu arkadaşlar hem TYT'de hem AYT'de bize mutlaka karşımıza çıkan bir kısım. O yüzden dikkat edin buraya. Enzimler diğer proteinlerden farklı olarak hangisine sahiptir diyor. Şunu unutmayın arkadaşlar, enzimler neydi? Proteinlerden, yani protein yapılıydı. O yüzden ikisinin de ribozom organelinde sentezlendiğini bilmek zorundayız. Bir olanları eleyelim. Aktivasyon enerjisini düşürme kimin özelliği? Enzimlerin özelliği arkadaşlar. O yüzden 2 olmayanı eliyorum. Cevabım ya C ya E. Metabolizma reaksiyonlarını kataliz etme, yani tepkimenin hızını artırma, yine enzimlerin özelliği. Gen kontrolünde sentezlenme, bunların hepsi protein yapılı olduğu için ortak olarak bulunan, o yüzden cevabımız C seçeneği olmuş oldu. Farklı canlılar tarafından gerçekleştirilen olaylardan hangileri enzimlerin hücre dışında da aktive gösterdiğine kanıt olarak gösterilebilir diyor. Şimdi şunu dikkat etmemiz lazım. Enzimler yalnız hücre içinde üretiliyordu. Ancak hem hücre içinde hem de hücre dışında kullanılabiliyordu. Ama bize soruda sadece ne diyor? Hücre dışında aktive göstermeleri diyor. Ona bakalım. Akyuvarların mikropları koful içinde parçalanması. Burası neresiymiş? İçiymiş arkadaşlar. O yüzden bir olanı eledim. Saprofit canlıların salgıladıkları enzimlerle
ortamdaki besinleri parçalaması. Salgılamak demek dışarıya vermek demek arkadaşlar. O yüzden iki olmayanı da eliyorum. İnsanın ağız yolu ile alınan proteinlerin mide içine salgılanan enzimlerle parçalanması. Bu da yine hücre dışı olduğu için salgılanmak demek dışarıya yapılan bir şeydir. O yüzden cevabımız E seçeneği olmuş oldu. Oralara dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bu kelime oyunları mutlaka bizim için önemli olan kısımlar. Aşağıdaki tüplere belirtilen maddeler konuluyor ve tüpler sindirim için uygun koşullarda yeterli bir süre bekletiliyormuş. Şimdi X besini, Y besini var ve X besini sindiren enzim var ve Y besini sindiren enzim içine ilave edilmiş. İkisinin de sıcaklığı gayet uygun. Zaten her tepkimenin kendine özgü bir enzim vardı. Yani Y besinin içine X enzimi atarsak biz hiçbir şey olmaz, değil mi? Şimdi birinci tüpte X maddesi sindirildiğinde ortamın pH değeri ne oluyormuş arkadaşlar? Düşüyormuş. Yani bu ne demek? Asitlik artıyormuş arkadaşlar. Tamam mı? İkinci tüpte Y maddesi sindirildiğinde tek çeşit monomer oluşuyormuş. Bakalım. Bu ne olabilir mesela tek çeşit monomer? Nişasta olabilir değil mi arkadaşlar? Ya da amino asit oluşturabilirse protein olabilir mi? Olabilir. Bakalım. Bu bilgilere göre X ve Y ile verilen ifadeler için hangisi doğrudur diyor. X besini protein olabilir mi? Yani ben arkadaşlar proteini su ile sindirirsem N tane amino asit mi açığa çıkar? Ve asitlik mi artmış olur? Evet, zaten benim asitliğimin artmasından bahsediyordu. Ne yapacağız? Bir olmayanları eliyorum. İkiye bakıyorum. Y besini nişasta olabilir diyor. Ben nişastayı sindirirsem, nişastayı N-1 suyla, bunlar polisakkarit olduğu için N-1 suyla sindirmemiz lazım. N tane glikoz oluyor. Glikoz tek çeşit monomer mi? Evet, o zaman 2 de oldu. Cevabım zaten çıkmış oldu. Ama yine de bakalım. X besini yağ olabilir mi? Yağı sindirirsek biz arkadaşlar, hemen şöyle yapalım. Yağı sindirirsem, yağı 3 tane su ile sindiriyorum. Ve yağ asidi ve gliserol açığa çıkartıyorum, değil mi? Yağ asidi diyorum. Asitlik mi artırıyorum yine? Evet, o zaman bu da oldu. Y besini yağ olabilir mi? Bakın, yağ olsaydı Y besini tek çeşit monomer diyordu. Burada tek çeşit mi? Değil. Zaten yağ bir monomer, yani yağ asidi ve gliserol monomerler değil arkadaşlar. O yüzden 4'te olamamış oluyor. Cevabımız E şıkkı olmuş oldu. Şimdi bizim karşımıza çok sorulan ve mutlaka denemelerde de çok kez karşımıza gelen bir soruyla şu an muhatabız arkadaşlar. Hidrojen peroksit hücreler için zehirlidir. Bu maddenin hücrelerde parçalanma reaksiyonu şöyledir diyor. H2O2 hidrojen peroksittir. Katalaz enzimi ile zehirsiz maddelere dönüşüyor arkadaşlar. Ve karaciğerle bol miktarda bulunuyor ki bu zehirli maddelerin daha az zehirli olmasını sağlıyor. Buna göre özdeş kaplar varmış ve eşit miktarda maddeler kullanılarak sıcaklığı 37 santigrat derecede su banyosunda eşit sürede tutuluyormuş. Düzenekler verilmiş ve bunlar lastik tıpa ile açılıp şişelerin ağzına yanan kibrit yaklaştırıldığında kibrit alevlerinin parlaklığı ile ilgili hangisi doğru olur diyor. Şimdi enzimler arkadaşlar yüksek sıcaklıkta ne yapılıyordu? Bozuluyordu, değil mi? O yüzden şuradaki haşlanmış olan ibareye dikkat etmenizi istiyorum. Burada substrat yüzeyini ne kadar çok artırırsak artıralım, haşladığımız için, sıcaklıktan dolayı yapısını bozduğumuz için bir en sonda olacak arkadaşlar. Birin en son olmadıklarını eleyelim. Şimdi bir parça var, bir de kıyılmışı var. Substratımız burada ne arkadaşlar? H2O. Karaciğerimiz ise ne olmuş oluyor? Enzim olmuş oluyor. Biz burada ne yapacağız? Enzim yüzeyini artırmış olacağız, tamam mı? Siz ne zaman arkadaşlar karaciğerli ve katalazlı bir soru görürseniz H2O2 substrat, karaciğere de enzim diyeceksiniz.
etki yüzeyini hangisinde daha çok artırıyoruz? Kıyılmış olanda. O yüzden 3-2-1 şeklinde cevabımız çıkmış oluyor. Bu lütfen dikkat edin bu katalazlı ve karaciğerli sorulara. Bir bireyin metabolizmasındaki aksaklıkların ortaya çıkmasına hangileri neden olabilir diyor. Şimdi bazı genlerin mutasyonla değişmesi, enzimler gen kontrolünde sentezleneceği için bozukluklar olabilir. Protein bakımından yetersiz beslenirsek olabilir. Enzimlerin yapısı bozulursa hepsi metabolik aksaklıkların oluşmasına neden olabilir. İnşallah bu karşımıza çıkmasın bizim. Canlı vücudunda görev yapan enzimler basit ve bileşik enzimler olmak üzere ikiye ayrılıyor. İki enzim çeşidinde de hangisi ortak değildir diyor. Şimdi enzimler protein yapılı olduğu için bunlar amino asit bulundurma ortaktır. O yüzden bir olanları ne yapalım, eleyelim. Koenzimlerle birlikte çalışma. Koenzim arkadaşlar neyle alakalı? Bileşik enzimle alakalı. O yüzden iki ortak değil. Aktivasyon enerjisini düşürme diyor. Aktivasyon enerjisini düşürme yine enzimlerin özelliğidir. O yüzden cevabımız yalnız 2 olarak karşımıza çıkmış oldu. Evet. Aşağıda bir metabolizm olayının bazı aşamaları gösterilmiştir diyor. Bu metabolizm olayı ile ilgili hangisi doğrudur? Şimdi biraz önceki mantıkta hani ikinci veya üçüncü soruda çözmüştük bunu. K'dan L oluşması için enzim 1, L'den M oluşması için enzim 2 gerekiyor. Bu şekilde. Şimdi N maddesinin oluşmasında, N'nin oluşmasında enzimler takım halinde çalışmıştır. Yani enzim 1, enzim 2 takım halinde çalışmış mıdır arkadaşlar? Evet, değil mi? Bu doğru bir cevap. Ya da enzim 3 de takım halinde çalışmıştır. Çünkü N'yi sentezleyeceğim zaten. Ya da K ve L yolundan sentezlenmesin. Enzim 5 ve enzim 3'ten de sentezlenebilir mi? Yani şu yoldan da sentezlenebilir mi? Sentezlenebilir. O yüzden enzimler takım halinde mi çalışmıştır? Evet, doğru. Enzim 1 ve enzim 2'nin sentezlenmese de, yani enzim 1 ve enzim 2 sentezlenmese de M maddesi oluşabilir mi? Oluşur. Nereden? Enzim 5 ile R'den, değil mi? O yüzden bu da doğru. Bu arada elemeyi unuttuk. 1 olmayanları eleyecektik. 1, 2 şu an olmuş oldu. 3'e bakıyorum. Enzim 4 ve enzim 5. Enzim 4 ve enzim 5. Şöyle yapalım. N maddesinin oluşmasında takım halinde çalışmışlardır diyor. Enzim 4 ve enzim 5. N maddesinin oluşmasında takım halinde çalışmış mıdır? Evet, çalışmıştır. R'den M, M'den ne oluşmuş çünkü. O yüzden cevabımız E seçeneği olmuş oldu. Gelelim son sorumuza. Aşağıda şemada enzimlerle gerçekleştirilen bir tepkimenin son ürün inhibisyonunun düzenlenmesi gösterilmiştir. Son ürün inhibisyonu şu demek arkadaşlar. İnhibisyon, inhibe etmek, durdurmak. Yani son ürün oluşmasını durdurmak diyor. Son ürün inhibisyonu hücreye durumlarının hangilerini sağlar diyor. Gereğinden fazla enerji tüketimini engelleme. Yani sürekli siz son ürün oluşturup durmazsanız ne olur? Tepkim olmaz ve gereğinden fazla enerji tüketimini engellemiş olursunuz. O yüzden doğru. Bir olanı eleyelim. Bir olmayanı eleyelim. Çok pardon. Son ürün aşırı artışını engelleme. Şimdi benim tepkimemin sonucunda enzim ve substrat miktarı yeterli ve son ürün oluşturuyorum ve artık son ürün yeteri miktarda varsa ve benim bunu üretmeme gerek yoksa ne yapmış olurum arkadaşlar? Bunu da son ürün artışında engellemiş olurum. O yüzden 2 de doğru. Gereğinden fazla madde tüketimini engelleme. Yani siz ürün oluşturmak için giren madde harcarsınız, değil mi? O yüzden gereğinden fazla madde tüketimini de engellemiş olursunuz. O yüzden cevabımız E seçeneği olarak karşımıza çıkmış oldu. Enzimlerle ilgili soru çöz, konu öğren, test çözümümüz burada sona erdi arkadaşlar. Buradan sonra vitaminler ve hormonlarla ilgili test çözümüyle karşınızda olacağım. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.